Şöyle sorular var tabii, biraz komplo teorilerine de girebilir ama sonuçta tezkere çıktı artık meclisten Libya ile ilgili. Tayyip Bey de eğer bir talep gelirse asker göndeririz demişti ki artık talepin de geldiği ortada. Köşeye sıkışan bir hükümet var orada. Her şeye rağmen bir Türkiye'nin bölgeye asker çıkartacağını düşünüyor musunuz? Eğer çıkartırsa, ben burada daha önce emekli diplomatlarımızdan Uluç Özürker'i konuk etmiştim. Libya'ya asker çıkartmak cinayet olur demişti ki kendisi Libya Büyükelçiliği de yaptı yıllarca. Buradaki aşiret yönetimleri çok tehlikeli gruplardır demişti. Aynı fikirde misiniz? Tehlikeli olur mu, yoksa Türk ordusu oraya çıkarsa Hafter'i de dağıtır mı, yener mi? Ben tekerlek kırılmadan söylemiştim. Yeni yıla girmeden önce yazdım. Bu cinayet olma fikrine katılıyorum. Bu çok yanlış olur. Bu güvenliğimizi, inanırlığımızı, o coğrafyada oynayabileceğimiz hakem rolü mahveder. Gönderilmemesi gerekir dedim. Zaten münasır ekonomik bölge mutabakat muhtırasını imzalarken zaten kafalarında oraya asker göndermek vardı. Böyle bir talep gelmişti zaten. Ve zaten bir şekilde oraya vekalet savaşçısı uzman da gönderiyorlardı. Yani yeni bir şey de değildi. Eğitim bu. Yapan. Yeni bir şey de değildi. Gidersek yani diyelim ki Hafter görmedi, imzalamadı ateşkesi, devam ettirmedi. Biz de asker gönderdik. Yani bence başarı şansı yok, biliyor musunuz? Yok diyorsun. Başarı şansı yok. Bir de Suriye gibi değil. Suriye bir taş atımı mesafesinde. Orada uzun bir deniz intikal geçiş safhası var. Yani oraya lojistik destek sağlamak, oraya ikmal yapmak, oraya devamlı asker göndermek, değişime tabi tutmak. Bunlar zor, büyük felaketler olabilir. Ve açıklama var bugün hatta. Eğer asker gelirse Mısır ordusu destek verecek. Ne yapacaksınız? Hafter'e destek verecek bu sorusu. 50 bin kişi getirdi Mısır için, hemen sınır orası. Ne yapacaksınız? 100 bin kişi getirdi, ne yapacaksınız? Tabii bunlar bir emekli asker olarak... Nizip Savaşı'nı mı? Nizip Savaşı'nı mı tekerrür ettirmeye dış güçleri? He? Yani mahvoluruz bak. Evet, şimdi tabii bu akşam konuğum emekli bir asker, bir paşa ve teknik olarak bilgiye, donanıma sahip bir konuğum var. Güzel, ama bir de şu var. Daha çok böyle bakıyorum kamuoyunda, hükümete yakın medya organlarında da hani bunlar hep böyleydi. İşte korkuyorlar. İşte ecdadımıza bakın. Rusya'nın, Amerika'nın orada ne işi var? Gideriz, alırız. Hani biraz emperyal bir kafayla bakanlar da var olaya. Biz korkmayız, gideriz, alırız. Suriye'yi de alırız, Libya'yı da alırız. Zaten hakkımız var. Hani gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir gücümüz var mı daha doğrusu? Türkiye'nin böyle bir gücü yok. Mahvoluruz. Tarihe baksınlar. Bakın bu Anadolu'yu zor kurtardık biz, biliyor musunuz? Böyle bir gücümüz yok. Çok mahvoluruz. Çok yani Türker Ertürk olarak siz, yani yanlış anlamayın, cevaben söylüyorum, tırnak içinde, korktuğunuzdan dolayı değil, teknik altyapıya bakarak yorum yapıyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Bir kere... Şu anda da yazıyorlar mesela, korkmayın, gideriz, Türk askeri yener diye yorumlar geliyor. Ama bu o söyleyenlerin hiçbirisi gitmiyor. Bir de işin kötüsü, bu kararı alanların çocukların hiçbirisi askere gitmemiş, biliyor musunuz? He? Bedelli yapmışlar. Bakın bunlar palavra raflar. Bunlar böyle sağda solda erkeklik taslarlar. İş savaşmaya gelince ortada yok olurlar. Onun için bunlar doğru şeyler değildir. Tamam mı? Bir de savaşları ve mücadeleleri sloganlarla, evliyalarla, enbiyalarla kazanamazsın. Neyle kazanırsın biliyor musun? Akılla, bilgiyle, güçle. Güç de zaten akıl ve bilgidir. Bu kafayla mücadele kazanılmaz. Hani Suriye? Bakın Suriye'de Beşar Esad'ı çökecekti. Oradan ne yapacaktınız? Bir coğrafya alacaktınız. Ha? Halep'e otoyolu yapacaktınız. Türkiye'yi, Lozan'ı güncelleyecekti. Güneye doğru büyüyecekti. Hiçbirisi olmaz. Olmasına imkan ve ihtimal de yok. 8000 kilometre karelik bir coğrafyamız var. Bize gül gibi bakar. Mühim olan burayı imar etmek, burayı talan etmek değil. Ondan sonra insanlarımızı besleyebilmek, refahını arttırabilmek, gücümüzü, enerjimizi buna harcamamız lazım. Hı hı. Boş hayaller peşinde koşarsan, bakın Doğu Akdeniz'e yalnızlaştık.
Suriye'de kaybettik, Sudan'da kaybettik. He? Ege'de kaybettik, adaların durumunu biliyorsunuz. Bulgaristan'da kaybettik. Bana kazandığımız bir şeyi söyleyin. Ekonomi perişan, iflas. He? Söyleyin ya. Hani Einstein'a ithaf edilen bir söz var ya, aynı şeyleri yaparak değişik bir neticeyi beklemek aptallıktır diye. Bu Libya'ya asker gönderirlerse Einstein'i bir defa daha haklı çıkarırlar, biliyor musunuz? Evet, daha orta yolcu, daha mantıklı. Şimdi şöyle sonuçlandıralım Libya konusunu. Bir ara bulucu olmamız gerektiğini düşünüyorsunuz. Kesin. Yani bir taraf değil, ara bulucu olmamız gerekiyor. Ara bulucu olarak da Doğu Akdeniz'deki halklarımızı koruyabiliriz. Kesin. Diyorsunuz. Bir de antisemitik söylemler, Yahudi aleyhtarı söylemler söylemenin ne anlamı var? Bakınız Yahudi konusu da öyle. Size şöyle söyleyeyim. Bugün Filistin sorununu çözme imkan kabiliyetine sahip tek ulus Türkler, biliyor musunuz? Arap-İsrail savaşını biz bitirebiliriz. Niye? Bizim çünkü her iki tarafta da ortak paydamız var. Hatta İslam dünyası içinde Yahudilerle sorunu olmayan tek millet Türkler. Hatta biliyorsunuz Türk Yahudiler var. Bakınız ben herhangi bir Türk Yahudiler var. Türkler Hristiyan da var, Müslüman da var. Hatta belki Orta Doğu kökenli üç din var ya, Semavi din. Türkler bunlardan ilk Yahudiliği benimsediler, biliyor musunuz? Hazar İmparatorluğu Yahudi. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bugün Eşkenazlar var. Yani Doğu Avrupa Yahudiliği veya Museviliği, nasıl adlandırırsınız onu. Bunların çoğunun kökeni Türk olduğunu biliyor musunuz? Ha? Ve Türkler hem böyle bir kökeni var, hem de İspanya'daki zulümden Yahudileri kurtarmış. Kemal Reis hepsini bu tarafa taşımış. Doğru mu? Bakınız yani 15. 16. yüzyılda Yahudilere karşı o Avrupa'nın Engizisyonuna karşı koruyucu kalkan olmuş. O insanları buraya taşımış. Sefaratlar onlardır. Daha bitmedi. İkinci Dünya Savaşı'nda da Nazi zulmünden Yahudileri yine Türkler kurtarmıştır. Hatta üniversitelerimizde yüzlerce Yahudi öğretim üyesi çalışmıştır. Bunun anlamı şu: Türkler Yahudilerle hiçbir sorun olmamıştır tarihte. Hatta akrabalıkları vardır. Bu bir büyük avantaj. Düşünebiliyor musunuz? Sizin bir ara kesitiniz İslam'la, bir ara kesitiniz Yahudilerle, bir ara kesitiniz Orta Asya'yla, bir ara kesitiniz Slavlarla. Bu esasında ara bulucu olabilmek için büyük bir imkan kabiliyet. Çünkü eğer siz bir şekilde bir taraf olmuşsanız, bir itiş kakışın içine girmişseniz ne yapamazsınız? Ara bulucu olamazsınız. Bu iktidar tarihsel bu avantajımızı mahvediyor. Bir de güçlü bir Yahudi lobisi var dünyada. Bir de şimdi şöyle. Lobiyi de mi kaybettik şimdi biz? Şimdi şöyle. Mesela bakın, ABD'deki bu Ermeni soykırımı gibi konuların böyle geçmesi. Bu yüzden geçti. Mi? Bakın bugün dünyada yaklaşık 14 milyon Musevi var. Bunun yarısı İsrail'de yaşıyor, yarısı diasporada yaşıyor. Ama güçlüler. Niye güçlüler? Parayı elde tutuyorlar. Bilim insanları var, sanatçılar var. Bakın şimdi Doğu Akdeniz coğrafyasında bir sürü şirket var. İşte Exxon Mobil var, hı hı. Shell var, işte Eni var filan. Hepsine bakıyorsunuz, çok uluslu. Yahudi sermayesi korkunç. Şimdi sen ikide bir Yahudi aleyhtarı sözler yaparak Yahudileri bize karşı kuşkırtıyorsun. İşte bugüne kadar nerede? Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da bu geçemezdi. Niye geçemezdi? Yahudi lobisi bizden yana tavır koyardı. Ama sen yalan yanlış şeyler söylediğin için desteği çektiler. Küt diye karşımıza çıktı. Bir de yani Hamas'a destek vermenin alemi ne? Ha? Türkiye'nin çıkarlarını destekliyor mu? Türkiye'nin güvenliğine bir hizmet yapıyor mu? Mısır aynı şekilde, Suriye aynı şekilde. Orada şöyle bir politika var ya, Osmanlıcılık, işte ümmet,
Zaten Osmanlı yıkanlar da bunlardı. Yahudi sermayesiydi falan gibi. Böyle hatta maalesef yani devlet televizyonlarındaki dizilerde bile bunları görebiliyoruz. Yani böyle bir dil var. Bunlar yıktılar zaten ve işte Cumhuriyet kuruldu, sonra sorunlar oldu falan filan diye bir dil var. Ve buna da inanan bir çoğunluk olmaya başladı. Doğru değil. Evet. Osmanlı niye yıkıldı biliyor musunuz? Tarihin gerisinde kaldı. Çağ dışı olduğu için. Yani hemen Osmanlı'nın yanı başındaki coğrafyada bir gelişim değişim oldu. İşte içinde reform var, Rönesans var, aydınlanma var. Ve sonunda dinsel toplumdan, dinsel düşünceden akılcı ve bilimsel düşünceye geçiyorlar ve vites değiştiriyorlar. Aradaki fark bu şekilde açılıyor. Yani çağın gerisinde kalıyor. Şimdi sen çağ dışı bir dünya görüşüyle çağı yakalamaya çalışıyorsun. Bakınız çağdaş işler çağdaş kafalarla yapılır. Eğer sen siyasal İslamcıysan, yani hala dinsel düşüncedeysen, sen hala ümmetten bahsediyorsan, ümmet eskiden biliyorsunuz kimlikler dünyada dinseldi. Hatta eskiden insanlar işte kimlikleri Hristiyan olmak, İsevi, Musevi, ümmet hep buradan geliyor. Ama bu gelişim ve değişimle birlikte bir ulus devlet, ulus kimlikler oluştu. Şimdi Osmanlı, yeni Osmanlı ne? Bir orta çağ devleti Osmanlı. Orta çağda başarılıydı ama gelişim ve değişim yüzünden başarılı olamamaya başladı. Gelişim ve değişimi yaşayanlar, gelişim ve değişimi yaşayamayan Osmanlı'yı parçaladılar. Yani. Şimdi ne yapman lazım sen? Çağı yakalaman lazım. Muasır medeniyetleri. Muasır medeniyetlerin en önemli kalemi nedir biliyor musunuz? Akılcı ve bilimsel düşünce. Aydınlanma. Sen ümmetten bahsediyorsan ümmet kimliği çağ dışı bir kimliktir. Dinsel kimlik. Peki orta çağda Avrupa'da öyle miydi? Evet Avrupa'da öyleydi. Ama şimdi öyle mi? Şimdi öyle değil. Belli ki bu iktidar hala çağ dışı kafada. Çağ dışı projeler peşinde. Osmanlılık'ta odur. Yani Osmanlı tabii ki bizim atamız. Övünürüz. Ama yani şey gibi bu. Dedemizin dedesi gibi. Yani dedemizin dedesini de mezardan çıkarsak bugün bankadan para bile çekemez. Çağa ayak uyduramaz değil mi? Ama ona saygı duymamamız anlamına gelmez bu. Demek istiyoruz ki Osmanlı kafasıyla bugünkü çağın sorunlarını çözebilmek mümkün değildir. İktidar bu yüzden tıkanıyor. Her yerde bu yüzden tıkanıyor.